Dedem Allah Hazretleri, Orta Anadolu'da yetişen velilerdendir. Dedem oğlu diye bilinir. Doğum ve vefat tarihi bilinmemektedir. Hakkında anlatılan meşhur bir menkıbeye göre, 16. yüzyılda Yavuz Sultan Selim Han'ın padişahlığı sırasında yaşamıştır. Kabri şerifleri, Konya'nın Çumra ilçesinde kendi adıyla anılan, Dedemoğlu köyünde olup ziyaret edilmektedir. Meşhur menkıbesi şöyle anlatılır. Yavuz Sultan Selim Han Mısır seferine giderken yolu bu zatın bulunduğu köyden geçer. Sultan atı üzerinde ordusunun önünde yol alırken ihtiyar bir köylüyü tarlasını sürerken görür. Yaklaşıp selam verir. Köylü gelenin kim olduğunu fark etmemiş gibi bir tavırla selamını alır ve işiyle meşgul olur. Atı üzerinde onu seyreden sultan, ''Baba duydun mu? Padişah sefere çıkmış, Mısır'a gidiyormuş.'' der. Mevla yolunu açık eylesin, inşallah hayırlı olur. Emeline nail ve muzaffer olarak döner dedikten sonra işine devam eder. Sultan onun bu olgun haline ve teslimiyetine bakıp dünyaya gönül bağlamayan, lazım olduğu kadar çalışan ve tevekkül sahibi bir zat olduğunu anlar. Sultan nasıl karşılık vereceğini merak ederek tekrar "Dede, uzak yerden geliyorum. Karnım aç. Yiyeceğin var mı?" der. Bunun üzerine biraz ileride iki taşın üzerine yerleştirilmiş tencerede pişmekte olan aşı işaret ederek pilav pişmek üzere. İşte orada, karnın doyuncaya kadar ye der. Padişah, iyi ama ardımdaki ordu da aş ister deyince, işte tencere orada, indir sen de ye, askerlerin de yesin. Hepinize yeter inşallah diye söyler. Sonra tarlasını sürmeye devam eder. Biraz sonra ordu yaklaşınca vezirlerine mola vermelerini emreder. Mola veren askerler grup grup aksakallı ihtiyar zatın pilavından yemek için sofraya oturur. Başta sultan, vezirler ve bütün ordu bu pilavdan yer. Fakat pilav hiç eksilmez. Bu ihtiyar zatın erenlerden olduğunu anlayan sultan, onun kerametiyle pilavın bitmediğini görerek Hürmetle elini öpüp duasını alır ve ordusuna ilerle emrini verir. Osmanlı ordusu Mısır seferinde zafer kazanıp İstanbul'a dönerken sultan yine bu zata uğrar. Bir arzusu olup olmadığını sorar. Yavaş bir sesle mendilimi isterim der. Sultan önce bir şey anlamaz. Biraz sonra savaş sırasında kolundan hafif yaralandığını ve o sırada yanında savaşan ihtiyar bir askerin koynundan mendilini çıkararak yarasını sardığını hatırlar. İşte o asker velilerden olan bu zat imiş. Sultan bu kerametini de anlayınca ona hürmet gösterip bulunduğu bölgeye ihsanlarda bulunur.